I am the king and will not be. I am the king and will not be. Arkadaşlar merhabalar, ben İhsan. Bugün sizlere Gelir İdaresi Başkanlığı başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle site açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. ihsancantaskin.com diye de yazıp gelebilirsiniz. URL kısmına yazıp arkadaşlar sitemizden aşağı iniyoruz. Girdikten hemen sonra alt tarafta en son paylaştığım zaten makaleler mevcut. Bu makaleleri de göz atabilirsiniz. Diğer makalelerimize. Diğerleri de güzel içerikler mevcut yani. Üst tarafta da zaten kategorilerimiz vesaire mevcut. Buralardan dilediğiniz gibi gezinebilirsiniz. Yararlı bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdiden iyi okumalar arkadaşlar. Videomuzun konusu olan Gelir İdaresi Başkanlığı iş başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Makalemize girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi açıklamalar vesaire yapmışım arkadaşlar. Gelir İdaresi Başkanlığı şoför alımı vesaire. Burada açıklama duyuru vesaire onu paylaştım. Burada hangi illere alım olduğu ve kontenjan vesaire yazdım. Başvuru şartları nelerdir? Türkiye vatandaşı olmak vesaire. Zaten burada hani bütün yani personel alımlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki A bendinde bulunan şartlar aranıyor. Bunlar da zaten burada. Hani ilanın tam metnine ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar şu alt tarafta ilan metni yazıyor. Buraya tıklayıp ilan metnine indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Gelir İdaresi Başkanlığı başvurusu ne zaman? 15 Şubat yani bugün başladı. Gördüğünüz gibi 15 Şubat arkadaşlar. 15 Şubat'tayız. 24 Şubat'a kadar sürecek bu. 24 Şubat'ın gecesine kadar yani 11.59'a kadar. Başvurular elektronik ortamdan yani online bir şekilde yapılacak. Şimdi onu ben sizlere göstereceğim. Şurada diğer iş başvurularımız vesaire onlarla alakalı makaleleri koydum. Şimdi burada başvuru ekranı için tıklaya demişim. Buraya tıklıyorsunuz kırmızı yazının üstüne. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi beni bir sayfaya attı. Burada reklamı geç diyorsunuz. Açılan sekmeyi kapatıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi merdiven dedi. Merdivenleri işaretliyor. Bunları işaretliyorum. Doğrula dedim. Doğruladı. 5 saniye sayıyor. Size farklı bir sekmeye de atabilir arkadaşlar. O sekmeyi kapattığınızda yine 5 saniye sayacaktır. Daha sonra linke git diyorum. Tekrar açılan sekmeyi kapatıyorum. Tekrar istediğim sayfaya atıyor. Şimdi burada geldiğiniz zaman şurada hemen kayıt ol butonu olacak arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra TC kimlik numaranızı vesaire her şeyinizi giriyorsunuz. Şurada yani bu doğum yerini şehir olarak tek bir şey yazın. Mesela Erzurum'da doğduysanız Erzurum yazın vesaire. Hani ilçede doğduysanız ilçenin ismini yazın arkadaşlar. Yoksa kabul etmiyor. Çünkü burada TC kimlik numarası ile işlem yaptığı için yanlış olduğunda zaten burada bir hata kutusu çıkıyor. Gönder dedikten sonra sizin buraya girmiş olduğunuz cep telefonunuza veya e-posta adresinize bir mail gidecek. E-sınav olarak bir mail geliyor sizlere. O mailde sizin şifreniz ve TC kimlik numaranızın giriş şeyi olduğunu söylüyor. Buradan şifremi ben kopyalıyorum zaten benim hani burada giriş yapmama yani burada giriş yaptım zaten daha önce. Şuradaki kodları gireceğiz. Büyük küçük harf uyumuna dikkat ediyorsunuz bunları girerken de. Bunları da girdikten sonra giriş yapın diyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra size böyle bir sayfa karşılıyor. Şimdi başvuruları devam eden sınavlar. Burada gördüğünüz gibi hani bu 24 Şubat'a kadar burası açık arkadaşlar. Bunları kesin şey yapın yani kaçırmayın. 24 Şubat'tan sonrası zaten başvuru yapılmıyor. Bu ekranı göremezsiniz. Sözleşmeye destek personeli şoför giriş sınavı üstüne tıklıyorsunuz. Size böyle bir sayfaya atıyor. Öncelikle şuradan üst taraftan nüfus bilgilerini getir diyorsunuz. Bunları getirdikten sonra iletişim bilgilerine geçiyorsunuz. İletişim bilgilerinizi güncelliyorsunuz. Önceki sınav bilgileri vesaire. Zaten burada kırmızı yazanları kesin yapmanız lazım. Ben burada önemli olanlara değineceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi tercih bilgilerinde tercih 5 tane yapabiliyorsunuz. 5 tane ilçe seçimi yapabiliyorsunuz. Bunları seçtikten sonra şöyle birinci zaten ilk İl tercih sıra numarası yazıyor. Hani birincide hani ben daha çok hani Adana gelirse oraya giderim vesaire. Şimdi zaten tercih yapmayı biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Yani birinci tercih baz alınıyor. Ona göre söyleyelim. Zaten burada kırmızıda yanıyor. Hani baz alındığına dair ve doldurulması gereken yer olduğu için. Hani en sona istemediğiniz bir şehri vesaire şey yapabilirsiniz. Daha çok hani memleketiniz olan neresiyse hangi şehirde yaşıyorsanız. Orayı şey yapmalısınız. Bu arada burada zaten hani alım yapılacak şeyler vesaire şehirler var herhalde. Evet. Şimdi burada öğrenim durum bilgileri vesaire, KPSS bilgileri. KPSS bilgisine değinebiliriz. Burada 2020 diyorsunuz. KPSS notu getir diyorsunuz. Sınav sonucu bulamadı. Çünkü ben P94'e girmiştim arkadaşlar. P93 girmemiştim. Daha sonra burada fotoğraf belge. Belgede de zaten yüklemeniz gereken ehliyet sürücü belgesi. Yani ehliyetinizi buraya yüklemeniz gerekiyor. JPG, PNG, PDF formatında. Bunlar için de arkadaşlar PDF dönüştürücü vesaire demiştim zaten diğer videolarımda. Bu şekilde bulabilirsiniz. PNG'ye de, yani PNG için de ekran resmi alabilirsiniz veya JPG için. JPG ile PNG zaten aynı, öyle söyleyeyim. Hani JPG formatı veya PNG formatı fark etmiyor. Bunları yaptıktan sonra fotoğraf vesaire yüklüyorsunuz. Özgeçmişinizi yazıyorsunuz. 1500 karakter olmalı. Hani buraya ilkokuldan başladınız, mezun olduğunuz ana kadar kısa bir şekilde yazın, ama böyle hani abartılı bir şekilde yazmayın. Zaten 1500 karakter sınırı var. Ona göre yazın. En az da 250 karakter diyor tabi. Bunları da doldurduktan sonra aile bilgileri vesaire var. Askerlik bilgileri burada erkek adaylar için. İşte eğer yedek yaptıysanız tecilli, muaf vesaire. Büyük ihtimal 3 yıl şeyine verecek. Hani 3 yıl tecil ettirmişseniz kabul eder diye düşünüyorum. Böyle bir madde okumuştum. Bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra bütün belgeleri falan yaptıktan sonra şurada gönder butonu gördünüz mü arkadaşlar? Burası aktif olacak. Gönder'e basıyorsunuz. Tık direkt gönderiyor. Gönderdikten sonra büyük ihtimal burada zaten bu herhalde buraya şey olur. Sınava giriş belgesi. Zaten sınava kesin girersiniz, onu söyleyeyim. Burada büyük ihtimal duyuruyu yaparlar veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi sitesinde sınav sonuçlarını vesaire açıklarlar diye umuyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takıldığınız bir yer olursa önemli yerleri sorun lütfen. Gerçekten dedim, özgeçmişle alakalı bir yorum yapmayın. Orayı açıkladım. Kısa ve öz bir şekilde olacak. İlkokul hayatınızdan, ya okul hayatınıza başlangıcından bitişine kadar yazmanızı tavsiye ediyorum. İş deneyimlerinizi yazmayı da unutmayın bu arada. Kısa bir şekilde yazarsanız zaten sorun olmaz. Takıldığınız diğer konular olursa yorumlara kesin yazın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.